Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir Atarlı Kaptan serisiyle beraberik. 11. bölümündeyiz galiba. En son sizle Katowice'ye doğru yola çıkmıştık. Yolun yarısında mola vermiştik hatırlarsanız. Vilna'dan çıkmıştık. Ben şimdi Katowice'ye kadar yükü getirdim, teslim ettim. Sonra buradan da aşağı doğru Türkiye'ye birazcık daha yaklaşacağız. Banska Bristica imiş burası. Arabamız biliyorsunuz en son takas ettiydik. FH 460'ı verip 4500 almıştık. Şimdi de böyle buradan aşağı doğru fiyatı çok değil ama böyle 34 tonluk büyük bulduk. Endüstriyel kablo götürüyoruz. Bakalım bizim FH 500'ümüz 34 tondan ne yapacak? Yolda başımıza neler gelecek? Ya Allah Bismillah marşımıza bir basalım bakalım. Şöyle birazcık kendimi de bir ayarlayayım. Arabamızın içine geçelim. Yolumuza ağır ağır çıkalım arkadaşlar, değil mi? Yükü aldım. Acaba dedim şey yapabilir miyiz? Şanzımanı falan biraz güçlendirebilir miyiz ama daha seviyemiz yetmiyormuş. Onun için buradaki servise bir uğradım. Bakalım. Neler olacak başımıza neler gelecek? Yolda kimlere atarlanacağız? Atarlanacak mıyız? Yani. Gerizekalılara yürüyoruz. Daha arkadaş ya Allah Bismillah daha yeni çıktık yola ya. Öndeki sığırın yüzünden la yeşil yanıyor arkadaş, neyi bekliyorsun ya? Soldakiler kırmızı da bekliyor zaten ya. Allah Allah. Hayır niye gitmiyorsun yani? Bak bu da duruyor. Çık sana yeşil yanıyor ya. Erkekler bekliyor arkadaş ya. Aba trafiğe bak lan. Öne sadece arabanın ön tarafına bir yukarı uyarı ışığı bile koyamadım ya. Vallahi yok böyle bir şey ya. Seviye meviye vallahi bizi derbeder etti ha. Bir tek öne çakarlı led koyabildim. O strop ledlerden. Dayı. Bak, kafan gözün kırarım senin ya. Ben geliyorum orada. Niye zık diye burnumu sokuyorsun ya? Allah Allah. Allah deli ediyorlar adam ya. Neyse. Dediğim gibi öne bir tek çakarlet koydum hani uyarı ışığımız. Yükümüz ağır hesabı. Heavy kargo biliyorsunuz yani bu. 34 ton standardın üstünde. Gelme lan. Sola sinyal veriyoruz. Nereye geliyor? Allah Allah. Şöyle girek bakalım. Böyle virajlı falan güzel bir yola benziyor bu arada yolumuz. Dediğim gibi fiyatı çok yani ücreti çok tatminkar değil aslında. 5-6 bin euro civarında bir şey ama. Eyvallah dayı. Ağır vasıtaya. Oktavyacı dayı. Saygı gösterdi koruyomuz. Öyle olun ya. Arkadaş. Tır. La kendi zaten 8-10 ton. Arkada var 35-40 ton yük. Şu an yürürümüz yaklaşık tahmin ediyorum 50 tona yakındır. Var mıdır? Ya 45 ton banko var yani. Arabanın kendi ağırlığıydı. Dorsenin ağırlığıydı. Bir 34 ton sadece yük var ya. Bir durdum mu kalkayım diyene kadar canı çıkıyor arabanın. Dünyanın mazotunu yakıyor bundan sonra ya. Olmuyor yani. Neyse bakalım. İleride de yol çalışması falan mı var? Ne oluyor? Niye trafik var orada? Aa trafik yokmuş lan. Şeye giriyoruz ya. Şöyle. Eyvallah dayı. Kapımızı da açtı dayımız. Şöyle. Ben dümdüz devam edeceğim zaten ya. Sizden sonra buraya doğru gelirken
Kollarımızı da yakak. Akşama geliyor saat. Virajın birinde çok kötü yatırdım arabayı ya. Bildiğiniz gibi değil yani. 8-10 bin euro. 8-10 bin avro. Daha doğrusu. Avrupa'nın deyimiyle. Euro ya da neyse artık. Arabaya masraf ettik ya. Çok kötü yattık ya vallahi. İyi Allah'tan bize bir şey olmadı yani. Süratlendim tam böyle adam sorulamaya çıktım, navigasyona bakmadım. Ulan keskin bir viraj, fren miren ama kâr etmedi ya. Yattı araba. Öbür taraftan 3-4 bin euro da zaten ülke zarar verdik diye bir şey yedik. Zararımız oldu. Bize 10 bin eurodan fazlaya mal oldu, sizin anlayacağınız. Neyse bakalım, şöyle 80'e sabit diyelim, hep topu 220 kilometre bir yolumuz var. Buradan aşağı inelim, oradan da Türkiye'ye doğru, İstanbul'a doğru yavaş yavaş gideriz. O zamana kadar böyle 200 bin euronun üzerinde paramız olursa, malum biliyorsunuz bir taraftan da haftalık kredi taksit ödüyor. Polis molis görür. Şuraya geçek, şura boşmuş. Kırık diyor vallahi, sürati şeyin altından geçerek de görür görmez yapıştırıyorlar ya. Dayı, bu frene bastırtma bana ya. Aç hemen kapıyı, parayı ödedik ya. Allah Allah. Yorgunluğumuz da dolmak üzere 3 saatlik şeyimiz var. Oraya varırız, orada yatarız kardeşim. Ama kaza çok kötü oldu ya. La kazandığımızın hepsini arabaya verdik ya. Hep topu 2-3 bin euro diye kaldı ya, kalmadı yanımıza yani. Arabanın sağ tarafı komple gitti ya vallahi. Kötü oldu sizin anlayacağınız yani. Adamlar da 2 kilometre için paralı otoban koymuştur. Allah Allah. 5 kilometre ya gittik ya gitmedik. Sokak kardeşim. Karşıdakiler beklesin ya. Onlar bekler. Hacı abi. Gelme. Mecbur bekleyecekler lan. Ben geliyorum kardeşim. Bizim huyumuzu biliyorlarsa bekleyecekler yani. Yapacak bir şey yok. Araba var mı? Var. Şimdi gir. Daha geçelim, ağır ağır gidelim. Milletin de yolunu işgal etmeyelim yani. Sollayan solumuzdan bassın geçsin. Şöyle şey yükseltelim. Sınırı 80'miş. 80'e kadar çıkartalım bakalım. İnşallah kazası belası giderik de daha biraz cebimiz para korusun ya. Yani. Uşaklara filan da böyle para gönderiyor. Vallahi çok canım sıkıldı ya. Aslında oraya kadar biliyor musun, gayet keyifli geldiydik yani. İki kayıt neyin yapmamıştık yani. Azıcık sınırları açtıydım hızı. Böyle yapıştırdın. Aha, bu sınırını aşmayacaksın. Allah Allah korusun ya. Canımızdan oluyorduk ya. Neyse buna şükür. Araba yalnız zorlanıyor. Valla. 34 ton. Gerdiriyor şerefsizim. 500'ü. Bu arada da sömürüyoruzdur Allah bilir şeyi. Ulan gene kaza yapıyorduk ha valla. Şuna baksana, anlık yakıt 75 litrelerde la. Şuraya bak ya.
65, 60. O virajlı yollara geldik. Buralarda işimiz zor. Haydi bakalım. Şuna bak. 200 litreye kadar çıkıyor şerefsizim yaktı. Oha. 325 litre. Vay anana. La benim moralim bozuluyor. Şunu değiştireyim. Ortalama hızı görelim ya. Vallahi çok deli yakıyor araba ya. Ha, ortalama değilmiş. Anlık sürati dijital olarak gösteriyormuş orası. İyi. Virajlı yollarda FH500'ün 35 tonunun imtihanı. Hız sınırı da 50'ymiş. Sanki buradan 100'den 110'dan gidebilecek de 50 hız sınırı koymuşlar. Dip gaz gidiyorum şerefsizim. Hele çekmiyor ya, vallahi çekmiyor ha. Şanzımanı hani biraz böyle diferansiyel oranı yüksek bir şanzımanla değiştireyim dedim ama dediğim gibi seviyemiz yetmedi. Allah'tan retarderli şanzımanı var arabanın da. Bir de araba ekonomi modunda. Şey olsa, yüksek güç modunda falan olsa acaba nasıl olur ki ya? Yağmur mu atıştırıyor dışarıda? Yağmur başladı. Şunu bir sabitle kardeşim sen. 70'miş, 70'e kadar çıkartalım şuradan da sileceklerimizi ağır ağır çalıştıralım. Oo, gene virajlı yollar. Haydi bakalım. Uyuma lan uyuma. Hep topu 120 kilometre yolumuz kaldı. Retarderi de çekelim. Retarderine inelim abi. Fazla da hızlanmasın arabamız. Biraz koyur kendini. İyi. Tam hız sınırının yükseldiği yerde vallahi polis amcaya geçtik. Araba bir an kendini koyurduydu ama. 90 mı? Vay anasını lan. Sınırı 90 olmuş ya la. Yapıştır dayı yapıştır. Bizim iyice uykumuz geldi. 90'a sabitledik arabayı. Önü de düz gibi görünüyor. Bakalım 35 tondan. Biz 85 yapak da. Sabiti. Böyle polis neyin geliyor? Vallahi direkt kiting. Direkt hiç af yok. Gelişini yapıştırıyor. Gerek yok abi, zaten para diye it kırk yok ya. Vallahi billahi ya. Siz ne yürüyorsunuz bu arada ya? Siz nasılsınız? Ne ediyorsunuz? Bana sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyler varsa tırnağın ilgili, uzun yol şoförlüğüne ilgili her türlü yardımcı olurum size. Onları böyle yorumlara bırakın. Size ben yardımcı olayım yani. Merak ettiğiniz konuları.
tehlikeye düştü. Valla bu şeyleri iyi takip etmek gerekiyor. Hız sınırlarını. En çok bundan başım yanıyor ya. Bir dünya radar cezası ödüyorum ya. Çok ödüyorum radar cezasını ya. Bir de pek pahalı ya. 1.000 euro 1.000 euro kilitliyorlar vallahi billahi ya. Araba kalkayım diyene kadar geri kırmızı yanacak lan. Oğlum birine takmayak da bir de ondan cezayı mı yek yani? Vallahi iyice uyku çevirdi bizi ha. Ay yavaş. Yavşak. Benim geldiğimi görüyorum. Kocaman araba ya, dönmüyor işte. Allah Allah. 50 dakikamız var. Mola için kaç dakikamız var bir bakak. 25 dakika var. Giderik. Bir de ondan ceza yemek. Arabayı park ederik. Yorgunluk simülasyonunu elimizden geldiğince kapatalım. Allah araba çekmiyor ha. Oğlum 90'ın sınırını bulmuşsun lan. İstika 10-45 kilometre. Hadi yavrum hadi. Vallahi polisi her gördüğümde direkt gözümün sınırına gidiyor. Baba geçmiş olsun. Sınırı 90 ama 80'e düştü. Biz zaten 60'ı 70'in üstüne çıkamıyoruz ya. Düşür babacım düşür onu ileride. Sert bir viraj geliyor. Sınırını düşür. Yaşından 65'inden gidek. Araba hızlansa da şey olmaz. O 25 kilometremiz. Haydi bakalım. 85. 90'a çıkart lan. Geldik geldik şükürler olsun. Yaklaştık. Yağmurda yağsam mı yağmasam mı derdinde ha. Abi şöyle şuradan dönecek ya yerimizi vererek retarderimizi çekek. Abi Octavia'cıları ben sevmeye başladım ha. Allah razı olsun. Ya bizim namımızı duydular. Vallahi billahi. Tamam geliyoruz canım. Ne sıkıştırıyorsun sen de? Geldik işte. Hemen istiyormuş. Yavşak. Aha geldik. 2 kilometre yolumuz kaldı. Maska. Bir istika keşfedildi arkadaşlar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Burada yer. Apo. Çitingen. Ulan Allah belanı vermiyor lan. Navigasyona bakacak derken ışıktan ulan bir kere de cezası gidek arkadaş ya. Bir kere de cezasız gidek ya. Yürü dayı yürü yürü yürü. Lan dur. Vay şerefsizin bebesi ya. Beş beşe bir sürü ceza yedik. Allah belanı vermesin. Yavşak. Kocaman araba geliyor işte. Görmüyor mu ya? Tövbe tövbe ya. Ulan buraya kadar cezasız nesiz geldik arkadaş. Lan şehrin girişinde iki ayrı ceza yedik. Gene girdi bize 1.000 euro ya. Lan kocaman araba arkadaş ya.
Allah'a kocaman araba ya. Tövbe ya Rabbim ya. Lan. Neyse abi ya vallahi. Doğru şeyi takmayak da. Şöyle bir harman manevra. Arkamızı düzleyik. Ondan sonra gelek bakalım şöyle camdan da kafamızı dışarı çıkarlar. Yanaşıyoruz oğlum işte ne enter enter çıkışı katıp duruyorsun ya. Low ve torpil hiç geri geri gitmeyi hiç sevmiyorum ya. Vallahi. Bakalım. Gayet standart yanaşmışsın. Frenimizi bağlayalım. Mükemmel bir atlayış. Tamam eyvallah da. Yani olan bize oldu. 5.400 euro kazandık. 1000 eurosu gene gitti şeye. Trafik cezasına. Arkadaş ya. Evet güzel kardeşlerim. Bir Atarlı Kaptan videomuzun serimizin. Gerçek yaşam modu serimizin. Bir bölümünün daha sonuna geldik. Adım adım Türkiye'ye doğru. Adım adım İstanbul'a doğru. Bakalım sonraki bölümlerde yollarda bizleri neler bekliyor. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.